Şeyi soracağım. Biz konuştuk tabii burada başından itibaren genelde Kürt siyasetine yönelik baskıları ve özellikle HDP Yeşil Sol Parti'ye alanda nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Çünkü Barış'ın çektiği video hakikaten göz önündeki bir şeyi çok iyi gösteriyordu. Yani işte Yeşil Sol Parti standının ve CHP standının arkasında polis duruyor ama AKP standı gayet rahat, relaxça propaganda yapıyor. Sizin alanda bizim göremediğimiz çeşitli engelleme girişimleri var mı ya da neler yapılıyor? Sabah saat 8'de sivil polisler arkamıza takılıyor. Gece yani evimize gidene kadar. Ben diğer siyasi partilerin milletvekili adaylarının aynı şekilde yani kamu görevlisi polisler tarafından takip edildiğini görmedim. Sivil polisler Sivil adayları polisler takip ediyor yani. Beni takip ediyorlar. Yani gittiğim her yere geliyorlar, takip ediyorlar. Yani seçim değil sanki başka bir atmosfer varmış gibi. Kaldı ki seçim sürecine girildikten sonra bütün siyasi partiler, adaylar rahatça, özgürce propagandasını yaparlar. Halkın içerisine girerler. Yani ciddi bir ayrımcılık görüyoruz zaten bize yönelik. Sadece operasyon değil, arkadaşlarımızın tutuklanması, sıradan bir açıklamamızda bile bakıyorsunuz. Ablukaya alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bizim Musa Piroğlu arkadaşımızın da Kadıköy'deki basın toplantısında nefes alamıyordu. Yani nefes almasını bile engelleyecek kadar ablukaya alıyorlar. Ama bizler açısından tabii ki bu yeni bir durum değil. Peki bir soru daha Tabii sorabilir tabii. miyim? Şimdi alandaki şu manzarayı merak ediyorum. Türkiye İşçi Partisi Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde ama kendisinin aday gösterdiği yerler var. İstanbul'da bunlardan biri. Başka şehirlerde de var. Çok polemik oldu, çok tartışıldı. İşte en son Pervin Buldan'ın açıklaması işte Yeşil Sol dışına vereceğiniz her oy AKP'ye yarar. Tip taraftarlarınca özellikle sosyal medyada kendi partilerine yönelik olarak algılandı. Bir gerilim var. Seçmen bazında nasıl görüyorsunuz? Yani tipe oy verecek olanlar ve Yeşil Sol Parti oy verecek olanlar arasındaki gerilim orada da var mı? Gerilim tabii herhangi bir karşıtlık gerilimi değildir mutlaka. Yani çünkü aynı ittifak içerisindeler ama ben o ilişkiyi alanda nasıl Yok. gözlediniz? Tipiler size bir şey diyor mu? Ben Neler oluyor, neler bitiyor? Gittiğim her bölgede. Bu çok önemli de başına şunu da koyar mısınız? Ya nerede sorun çıktı? Ya kimi görsem mesela bunu söylüyor. Ya niye bunları al? Nerede sorun çıktı? Bir de Kemal'in Evet. sorusu çok önemli. Onun başına da neden aynı listeden girmeyi beceremediniz? Evet. Yani şimdi ben aynı zamanda HDP MYK üyesiyim. Yani bu sürecin O bütün yüzden soruyorum ayrıntılarının zaten. Peki. tartışıldığı platformdayım. Ve orada da yani son ana kadar tek parti, Yeşil Sol Parti, tek amblem olacak bilgisi söz konusuydum. Sonradan yani yetkili organlarımız, eş başkanlarımıza görev verilmişti. Gerçekten solda alışık olduğumuz ayrışmalar olmasın diye özel bir itinayla, özel bir hassas bir süreç. Bu süreçte de yine sol ayrıştılar, ittifak dağıldı gibi sonuç çıkmasın. Artı bir de normal zaten HDP'nin de kurulduğundan bu yana bütün demokrasi güçleriyle birlikte olma gibi bir hassasiyeti var. Yani kamuoyu her ne kadar işte Kürtlerin partisi dese de millet bilmiyor gerçekten. Bizler yıllarca ömrünü Alevi mücadelesinde ifade etmiş insanlarız. Ciddi bir Alevi potansiyeli var, ciddi bir Alevi temsiliyeti var HDP içerisinde. Yani Ermeniler var, Süryaniler var, kadınlar var, emekçiler, sosyalistler var. O anlamda da... Sadece Kürt Aleviler değil, mesela siz de Türkmen Alevi olarak oradasınız. Tabii ki ben Türkmen Alevisiyim. Yani Batı cephesinden onu görüyoruz. Kamuoyunda gerçekten partimize yönelik %100 gerçekle uygun olmayan bilgiler var, değerlendirmeler var. Tek parti olarak seçime girseydik, çok açık, çok rahat %15'lerin çok üstünde Yeşil Sol Parti oy alırdı. Yani milletvekili sayısı şu anki atmosferde yüzlerin, 120'lerin çok üstüne çıkabilirdim. Ama bunun bugün kendi içinde polemik yapma günü değil. Şunu da dallanıp budaklanıyor. Bu çok da dallanıp budaklanması gereken bir mesele değil. Sonuçta kararlar verilmiş falan ama o zaman da şunu sormak gerekiyor. Bir, HDP'liler bu işten rahatsız. Tek listeyle gidilmedi. Evet. Ama peki tek listeyle gidilmeyeceği anlaşıldı ve HDP de buna tamam dedi. Evet. Ondan sonra polemiğin devam etmesi biraz bu enerjiyi tüketmek olmadı mı? Yani
Yeşil Sol ve TİP taraftarları sosyal medyada öyle bir karşı karşıya geliyorlar ki hani aynı ittifakta değil de sanki hani çok karşıt kutuplardaymış gibi bir polemik yürütüyor. Bence parti yöneticileri ya da o partilerin ne diyelim önde gelen isimleri, belki onların sosyal medyadaki tırnak içinde kanaat önderleri bu tartışmaları böyle bir sükunete erdirselerdi solda ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmaz mı? Yani bu benim söylediğim tabii ki tipe örtülü bir eleştiri içeriyor. Çünkü tek listede gidilseydi sizin dediğiniz gibi çok ciddi bir şekilde tipin adaylarının popülaritesi de eklenecekti buna. Yani düşünün evet. İşte Mehmet Aslan Tuğlar önemli yani bunlar. Hani bu isimleri işte ve aynı zamanda politik çalışkanlıkları nedeniyle popüler olan siyasi figürleri de eklenecekti. Sadece sanatçı vesaire değil. Ama sonuçta bu böyle oldu. Peki niye bu tartışmalar önlenmedi? Sosyal medyada var bu tartışma ama sahada yok. Yapmayın bakalım. Ama şimdi Pervin Hanım'ın söylediğini... Ama şöyle ama yani Pervin Hanım buna bir açıklık getirdi biliyorsunuz. Ama yani bir gün sonra şimdi getirdi. Şimdi bakın normal bütün standların bulunduğu bölgelere bakın yan yanadır. Ve bizler Yeşil Sol standına gittikten sonra hemen iki adım ötede İşçi Partisi standına gideriz. Dolayısıyla biz ittifak olarak şu an seçimlere gidiyoruz. Bu hararet bence önümüzdeki günlerde ortadan kalkacak. Yani başlangıçta seçmen kitlelerinin de belki kendilerine göre doğru yanlış angajeleri vardı. Bence önümüzdeki günlerde bu ortadan kalkacak. Herkes kendi hedef kitlesine yoğunlaşacak. Enerjisinin kendi amacına yönelecek. Ben buraya Sancaktepe'den geliyorum. Sahadan geliyorum ve bütün tek tek sivil toplum örgütlerini dolaşıyoruz ve alışveriş. O zaman sosyal medyadaki gerilim sahada yok diyorsunuz. Yok. Halk şeyde daha da bu konuda sağduyulu. Senin bir de güvenlik sorun vardı değil mi? Bir önceki sorun ben böldüm orada bu meseleyi açtım ama senin sorduğun soruya yani tiplerle HDP arasındaki. Yok. Onu sormadın ki. Güvenliği sormadım alandaki güvenliği. Peki. Yok yani buna... sanırım o yanıtlandı. Evet. Onu yanıtlandı pardon. Bence önümüzdeki günlerde yani 17-18 günlük bir süreç içerisinde yani herkes daha kendi asli görevine yönelecek. Amaçladığı hedef kitlesi neyse ona yönelecek. Enerjisini öyle birbirine aktarmayacaklar. Ben burada bir korsan bildiri sunabilir miyim? Yani soru yerine. Şöyle düşünüyorum yani Rütü başımıza bela etmeyecek şekilde her türlü korsan gösteriyi açığız. Yani soldaki manzara gerçekten hani şimdi CHP tamam kendisine uygun ve seçim stratejisine çok uygun bir ittifak oluşturdu. Sosyalist solda bu tartışma da çıktı biliyorsunuz kime sosyalistin kendisine sosyalistim diyen sol partilerin bir araya gelememesi gerçekten çok enteresan oluyor. Yani buna sol parti ve TKP'yi de katıyorum. Çünkü tek tek değerlendirmelere baktığınızda örneğin TKP diyor ki ya biz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Niye? Çünkü bu başka bir seçim. Sol parti de benzer bir şey söylüyor. İşte HDP bunu söylüyor. Bu seçim bambaşka bir seçim. Ve kendisine ve asgari müşterekleri işaret ediyor. Yani TKP özelinde çok öne çıktığı için söylüyorum. Diğer sol partilerde de benzeri eğilimler var. Bu seçimin bambaşka bir seçim olduğunun bilincinde ama asgari sosyalistliği bir tarafa bırakalım. Solculuk asgari müşterekliğinde buluşup tek listeyle gitselerdi Türkiye'de sosyalist solun kitlelerle tanışması, kitlelere ulaşması bağlamında çok çok büyük bir fırsat elde edilmiş olacaktı. Bunun yapılmamasını ben gerçekten hayret ettim. Niye? Çünkü yani girdikleri kendilerine en benzerleri bir ittifak kurdular vesaire ama seçim söylemlerine baktığınızda artık Türkiye'nin bir daha AKP iktidarını kaldıramayacağı bunun büyük bir felaket olacağını... Ama bu boş gözüken tarafı, doğru tarafına bakmak lazım. Şu an Yeşil Sol Parti içerisinde 12'ye yakın bileşen var biliyorsunuz. Evet. Eğer ya Türkiye solunun, biz işte 70'li yıllardan beri içindeyiz, devrimci hareketlerin içerisindeyiz. Yani 70 parçanın en azından bugün iki blokta sosyalist güç birliği var. Emek Özgürlük ittifakı var biliyorsunuz. Burada zaten bu en noktada, az eleştirilecek olan HDP'dir tabii, belki. Şimdi yani o anlamda diyorum şu an HDP'nin bünyesinde Yeşil Sol Parti
Parti'nin bünyesinde 11 tane siyasal hareket var, parti var. Evet. Bu da doğru tarafı. Yani en azından bu konuda bir olumlu adım var. Bir araya gelme konusunda yeni bir sayfa açılıyor aslında. Tabii. Evet. Hem ittifak olmak ne demek, müzakere yürütmek ne demek ve birleşmek ne demek bu seçimlerde öğreniliyor. Umarız evet. devam gelir. Son dakikam sizinden bitirelim o yüzden. Birazdan biz Hüdapar meselesini konuşacağız. Konuğumuz İYİ Parti'den olacak Berna Sukas. Oraya geçmeden önce size şunu sormak istiyorum.